İkinci el arabalara güvenmenizi sağlayan Karvak sunar. Karvan sunduğu Çekirdek Şair Ekstra'ya hoş geldiniz. Hafta sonu maçlarıyla karşınızda olacağız. Öncelikle Beşiktaş-Kasımpaşa maçını değerlendireceğiz sevgili Serkan Akkoyun'la beraber. Tabi yapılan kadrolar muhabirlerden gelen bilgiler. İşte Kasımpaşa'nın son galip gelmiş olduğu maçtaki dizilişe göre bir buradan bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz. Her şey değişebilir Kasımpaşa cephesinde de anlatırız. Hani doğrudan yine dörtlüye dönebilir Selçuk İnan, Petret dayı oynatabilir Solbek'te gibi gibi birçok şey var. Yani bunlara takılı kalmadan son maçtaki dizilim ve kadro tercihine göre konuşuyoruz. Beşiktaş'ta hemen baştan söyleyelim Rozier'in bir sarı kart cezası var. Tayfur'un oynamasını bekliyoruz ki Salih'in de sakatlığı sebebiyle ee, Joseph de Souza, Jason Fernandez ve Dele Ali'li bir üçgen bekleniyor. Kerem Atakan Keskin'in de sakatlığından sebep. Bunlar da Beşiktaş muhabir arkadaşlarımızın bize aktarmış olduğu bilgiler. Böyle bir değerlendirmeye başlayalım. Ön bilgilendirmeyi yaptıktan sonra. Tabii e, Kasımpaşa tarafında kısaca başlangıç yapayım. Selçuk için e, bence ilk ispat maçı. E, bundan önceki maçlar çok kötü oynattığı maçlarda oldu. Ayn Spor maçında çok iyi bir şekilde geçişlerle çok iyi kazandılar. Ama Beşiktaş'la oynuyorsunuz. Tüm gözler üzerinizde olacak. Kendinizi ilk ispatlayacağınız maç gözüyle bakılabilir. O yüzden daha dikkatli ve konsantrasyonu yüksek bir hazırlıkla buraya geleceklerdir. Ki ekibinde özellikle analiz tarafında büyük takım tecrübesi, şampiyonluk tecrübesi olan analizcileri de var. Onlar da o tecrübelerini bu maça biraz daha yüksek konsantrasyonla hazırlanmak için kullanmış olacaklardır. Diğer tarafta Beşiktaş bir bay haftası geçirdi ve bu bay haftasında özellikle geçen haftalarda aldığı eleştirileri de değerlendirerek Şenol Güneş'in takımını daha iyi hazırlamış olduğunu düşünüyorum. Ee, özellikle Kasımpaşa'nın zaaflarının daha belirgin olduğunu da düşünürsek daha iyi hazırlandıklarını düşünüyorum. Ee, Beşiktaş'ın kadrosuna baktığımızda teknik direktör Şenol Güneş olduğu için e, Sabek Rozi'ye yok diye Sabek Tayfur'la başlar mı? Normalde böyle bir şey beklemek lazım ama Necip'i sahaya atarsa da şaşırmam. Çünkü Şenol Güneş'in böyle daha garantici, daha e, tekrarlanmış ve sonuç almış e, nasıl diyelim uygulamaları tercih ettiğini hmm. e, düşünüyorum. O yüzden Necip'i sahaya atmasını bekleyebilirim. Şeye güvenmez mi diyorsun? Tayfur'un esasında gerçekten Yok, sağ geç bir şey olduğunu. Değil. O okey, o okey. Ama Necip'i beşi Necip de Beşiktaş'ta daha çok tekrarlanmıştan evet, bahsediyorsun Necip'i de sen. atarsa Hı. şaşırmam. Tamam. Aynı şekilde Deli Ali'ye gelinen noktada direkt ilk 11 şansı verir mi? Ondan emin değilim. Orada Redmond'u kullanabilir. Ya da ufak bir formasyon değişikliğiyle Cenk'i Begos'un yanına çekip Redmond'ı kanatta bir nevi böyle 4-2-4-4-4-2 gibi hı hı. bir format. Yani şu kaymaları hani şu şekilde çıktığını düşünüyorum ama Cenk'in kaymaları olacaktım. değil. Kaymaları yapıp 4-4-2-4-2-4 gibi oynamasını da bekleyebilirim. Açıkçası savunma hattında Beşiktaş'ın e, bir, böyle bir hamle problemi var. Öne doğru savunma çıktığı zaman geriye doğru dönüşlerde bir sıkıntı yaşanıyor. Onları çözmüş olmaları lazım. bunun dışında da Cenk'i ilk hazırlanan 11'e dönersek muhabirlerden gelen Cenk'i sağda kullanmanın Beşiktaş'a çok faydalı olacağını düşünmüyorum. Ki genellikle şu formül birazcık evet. daha işe yarar bir formüldür. Beşiktaş yani Cenk'i sağdan Cenk'ten verim almak zor. Onu solda daha yüksek verimli kullanabiliyorsunuz. Enkudu da evet solda etkili ama Enkudu'nun sağda vereceği katkı Cenk'in sağda vereceği katkıdan bence daha fazla. Evet. Çünkü hem yani en azından ingi olan, evet. süreti olan bir oyuncu. Ee, orta, orta yapabilir yani Cenk'i yani sağda oynatıp orta yaptırır. Yani şimdi Cenk sağda Enkudu solda olunca şöyle bir şey oluyor. Cenk normalde hani çizgiyi de oynamadığı için içeriye doğru devriliyor. Burayı sadece bek oyuncusuna bırakıyorsunuz. E, Enkudu da çizgiye indiği zaman tekrar topu geriye doğru çekmesi Sahi gerekiyor. Ayrı doğrudan, e, evet, orta yapması rakib gerekiyor. Rakibe zaman kazandırıyorsun. Bu oyuncunun önemli e, gücü driblingle içeriye doğru girilmesi. Yani iki oyuncuyu da içeriye doğru kullanıyorsunuz. Bütün çizgiyi beklere bırakıyorsunuz. Ondan sonra beklerin arkasına pozisyon yiyorsunuz. O yüzden en azından Enkudu'yu çizgide oynatabilme şansınız olduğu için bir tarafı iki kişiyle daha iyi kullanabilirsiniz. Cenk de ikinci santrofor gibi, ikinci forvet gibi daha iyi oynayabilir. Kasımpaşa tarafında Beşiktaş'ın beklediğim şöyle bir hamlesi var. Sivas'ta İstanbulspor'da Kasımpaşa'ya aynı golleri attılar. Hatırlarsın şuradan geldiler. Uzak köşeye Hı -hı. doğru bıraktılar. iki tane hemen hemen aynı golü attılar. Burada Cenk'in soldan gelip getirip ya da başka bir bölgeden Cenk'e getirilecek şu bölgeden Cenk'in kaleyi bulabileceği pozisyonları yaşayabileceklerini düşünüyorum. Buna önem olarak, olarak Kasımpaşa'nın üçlü çıkabilir mi ondan emin değilim bu maçta. Evet. Böyle bir formülü vardır ama ya da üçlü çıkarsa arkada o zaman beşli bekleyecek. Beşli o, zaman, e, o zaman Beşiktaş daha kalabalık olacak. Burada dörtlü karşılamak biraz daha birebir eşleşme açısından e, Kasımpaşa'nın işine gelecektir ama Cenk'in buradan, ya yani bunu enkodu da yapabilir bu arada. Enkudu ya da Cenk'in buradan uzak köşeyi bırakabileceği bir pozisyon bulabilirler bir de istatistik vereyim. Kasımpaşa duran topta, duran toplarda rakip gol beklentisi en yüksek 3 takımdan birisi. Yani rakiplerine duran toptan gol attırma ihtimali veren en yüksek 3 takımdan birisi. Beşiktaş da bundan mutlaka faydalanacaktır. Çünkü Elde Vegors gibi Hava toplarında etkili. Savunmadan gelecek oyuncular. Tayyip özellikle. Artı seken topları alabilecek Getson gibi, evet. Joseph gibi artık orada kim oynarsa oyuncuları var. Adam paylaşımında, alan paylaşımında zorluk yaşıyor Kasımpaşa. Duran topta güçlü bir silah olacaktır. Benim notlarım bu şekilde. Senin bahsetmiş olduğun Enkudu veyahut da Cenk kim kullanacaksa sol tarafı içeri doğru girip uzak köşeye o plaseler noktasında ben özellikle Gaston Fernandez'in de eğer oynarsa Delali ile beraber bir üstünlük daha sağlayabileceğini düşünüyorum. O yerde tamamen Aytaç özelinde Aytaç'ın üzerinde yani Aytaç'ın üzerinde şu dominasyonu kurabilme ihtimalleri var. Tabii ki Aydın dönüşü Kayseri'de yardım edecek ama bir şekilde ilk hattı kırarsa Beşiktaş ki kırabilme ihtimali çok yüksek. Aytaç Doğrudan iyi bir karşılayıcı değildir hiçbir zaman. Yani bir, e, evet fizikli gözükebilir size. Evet gerçekten böyle bir atlet değil ama bir vücutçu fiziği de vardır. Özel e, bir bireysel antrenörlüğü de 2018'den beri çalışıyor. Fakat Aytaş'ın doğal vücut yapısı çok çabuk hareket etmeye müsait değil. Yüzü rakip kaleye dönükken buradan kısa patlayıcı koşulları yapabilir. Ama rakibi karşılarken bir pas desteği bulursa rakibi ve tekrar arkasına top atırsa Aytaç dönene kadar bayağı sıkıntı oluyor. Bu bir. İkincisi... Dribbling'de üstüne gelen oyuncuya karşı Aytaç'ın çok ciddi bir zamanlama problemi var. Çok uzun yıllardır bunu hiçbir şekilde gideremedi. Yani o kadar transfer yaptı, yaptı, yaptı. Aytaç'ın en belirgin olumsuz özelliği hangisi dersen dribbling'e karşı savunucu özelliklerinin tamamen çökmesi ve orada kendini nörtlemesi. Orada o bölgeden kazanabilecek failler de Beşiktaş'a bir duran top olarak geri dönebilir veya da bir pas destek oyuncusu veyahut da Gerson Fernandes gibi bir dribling oyuncusuyla oradan sıyrıldıktan sonra stoperle doğrudan baş başa veyahut da rakip kaleyi karşıdan gördüğünüz yerde doğrudan baş başa kalabilme ihtimaliniz de var. Tabii bütün bunlar olurken Kasımpaşa'nın da en azından eldeki doğal oyuncu havuzunda çok ciddi bir geçiş takımı olduğunu da belirtmek gerekiyor. Yani Beşiktaş şuralarda bekler üzerinden bir boşluk verdiği anda veyahut da merkezde yani diyelim ki hep beraber hücuma çıkıldı. Fakat ata şuralarda Delal'in şu anda olduğu yerde sonlandıramadılar şurada. Hmm. Şimdi i̇şte bundan sonra Eyselik, Hayre Dinoviç, Adargenoy katkılı, Benunes katkılı bir hücum hattı devreye giriyor ki bir de koşucu fol var orada. E, o anlamda e, Beşiktaş, Wellington ve Tayyip çok ciddi sıkıntı yaşayabilir. Yani ne olursa olsun Beşiktaş'ın e, Kasımpaşa karşısında savunmasını olabildiğince yükseğe çıkartıp o Sergen Yalçın'la gelen şampiyonluk dönemindeki gibi orada baskıyı, baskıyı topu alamasa bile Faul yapıp Kasımpaşa'nın bütün tehditlerini sonlandırması gerekiyor. Evet, yani yoksa yani yoksa, yoksa baya baya tehlike olur. Hatta yani Kasımpaşa ister 4 çıksın ister 5 çıksın eğer Delali oynarsa da bu sefer Vegors'un ve Cenk Tosun'un da varlığıyla beraber sağdaki varlığıyla beraber o ön direkt, arka direk doğru paylaşabilirse hücumcular yani bir santrofor ön bir santrofor arka direğe giderken o zaman Deli Ali de ciddi anlamda bir golle tanışabilir. O kat beklediğimiz paslarda. O yüzden Enkudu'nun sağda oynaması daha mantıklı. İndin, kestin. İndin, kesin. En azından topu ceza sahası içinde doğru adamla buluşturma şansın tabii. var diyelim. Deli Ali Çanak Güneş'ten evet. formayı alabilirse. Alabilirse. Tabii. Eğer Deli Ali isterse, oyun oynamayı isterse efendim. Beşiktaş-Kasımpaşa maçına dair bizim maç önü görüşlerimiz, öngörülerimiz bunlardı. Umarız iyi maçlar ederiz İkinci el arabalara güvenmenizi sağlayan karvak sundu.